Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörleri işleyeceğim. Değerli arkadaşlar, bir önceki dersimizde yeryüzünün ısı ve sıcaklık kaynağı güneştir dedik. Güneş ışınları yeryüzüne arkadaşlar aynı açıyla gelse de sıcaklık hemen hemen her yerde aynı değildir demiştik. Dolayısıyla sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler konusunun en önemlisi bir, güneş ışınlarının yere düşme açısı. Bir yere güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse o bölgede sıcaklık o kadar fazla olur. O zaman sıcaklığın dağılışında en büyük faktör, en önemlisi bir numara güneş ışınlarının geliş açısıdır. Daha önceki bilgilerimizde söylemiştik, güneş ışınlarının geliş açısı neye göre değişir? Değerli arkadaşlar, bunda etkili olan faktörlerin birincisi dünyanın şekli, enlemdir. Dünyanın şekline bağlı olarak güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru küçülür. Bunun sonucunda sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Bu olaya enlem sıcaklık ilişkisi adı verilir. Değerli arkadaşlar, dünyanın şeklinden dolayı kutuplar çevresinin daha soğuk, ekvator çevresinin daha sıcak olması güneş ışınların geliş açısıdır. Enleme bağlı olarak güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru küçük açıyla geldiğinden dolayı aldığı yol fazla, tutulma daha fazla, birim alanı düşen enerji miktarı daha az olduğu için sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Bu olaya enlem sıcaklık ilişkisi adı verilir. Şimdi aşağıda enlem sıcaklık ilişkisine örnekler nelerdir dediğimizde bunlardan birincisi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması. Bitki örtüsünün ekvatordan kutuplara doğru kuşaklar oluşturması. Ne demek bu? Sıcak olan bölgelerde bitki örtüsü daha geniş yapraklı, ılıman bölgelerde karışık yapraklı, soğuk bölgelerde ise iğne yapraklı diye sınıflandırılmasında sıcaklığın enleme bağlı olarak azalması etkili olmuştur. Denizlerin tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara doğru ne olur arkadaşlar? Azalır. Tuzluluğu belirleyen en önemli unsur sıcaklıktır. Sıcaklık da enleme bağlı olarak değiştiği için ekvator ve çevresindeki denizler daha tuzlu, kutuplara yakın yüksek enlemlerdeki denizlerin tuzluluğu daha azdır. İşte bunu ülkemizden örnek vermek istersek Akdeniz, Karadeniz'e göre daha sıcak ve daha tuzludur. Dünyanın en tuzlu denizi ise arkadaşlar ekvatoru hemen yakın Kızıldeniz'dir değerli arkadaşlar. Akarsuların donma süresi arkadaşlar ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar. Çünkü kutuplar bölgesi düşük sıcaklığa sahip olduğu için akarsular hemen arkadaşlar burada çözülmez. Uzun süre arkadaşlar donmuş halde kalır. Kalıcı kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru alçalır. Şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ekvator ve çevresinde alçak enlemlerde karlar 5000 metrenin üzerindeki dağlarda yer alırken kutuplara doğru enleme bağlı olarak sıcaklık değerleri düştüğü için kalıcı kar sınırı da alçalmaktadır. Kutuplarda deniz seviyesine kadar arkadaşlar karlar görülebilir. İşte enleme bağlı olarak dağların yüksek kesimlerinde bulunan karlar kutuplara doğru daha aşağılara deniz seviyelerine inmektedir diyoruz. Eğer bir karda kalıcı kar sınırı ne kadar aşağı kadar iniyorsa o kutuplara yakın ve yüksek enlemlerde yer alan bir dağdır diyebiliriz. Tarım, orman ve yerleşme sınırı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe alçalır. Biliyorsunuz yerleşme olsun, tarım olsun, orman üst sınırı olsun sıcaklık değerlerine göre arkadaşlar değişir. Sıcak olan bölgelerde tarım üst sınırı, orman üst sınırı, yerleşme üst sınırı daha fazlayken kutuplara yakın arkadaşlar bu alçalmaktadır. Evet, bazı durumlarda arkadaşlar aynı enlemde olmasına rağmen sıcaklıkların farklı olması enleme ters düşen durumlardır. Enleme ters düşen durumlar özel konum şartlarıyla açıklanır. İşte bunlara örnek Kanada'nın doğu kıyıları aynı enlemdeki Batı Avrupa kıyılarından soğuktur. Nedeni arkadaşlar okyanus akıntıları.
Aynı enlemde yer alan Kuzey Amerika'nın doğusu ile Kuzeybatı Avrupa'nın batı kıyıları güneş ışınlarını aynı açıda alıyor ve arkadaşlar denize kıyısı var. Sıcaklık değerlerinin farklı olması, özel konum Kanada'nın doğu kıyılarından geçen soğuk su akıntısı, Kuzeybatı Avrupa kıyılarında da arkadaşlar nedir? Sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. Başka bir örnek. Ülkemizde aynı enlemde batıdan doğuya doğru sıcaklık düşer. Nedeni yükseltidir. Değerli arkadaşlar, daha önce de söylemiştik, yükseltiye bağlı olarak her 200 metrede 1 derece sıcaklık değerleri düşer. Türkiye yükseltisi batıdan doğuya doğru arttığı için doğu bölgelerimizde sıcaklık değerleri batı bölgelerine göre daha düşüktür. Bu da arkadaşlar enlem sıcaklık ilişkisine ters düşen bir durumdur. Üçüncü bir örnek, dünyanın en sıcak yerleri güneş ışınlarının büyük açıyla alan ekvator ve çevresi değil, 30. enlemlerdeki dönenceler çevresindeki çöllerdir. Nedeni bu gibi yerlerde nem miktarı düşük olduğu için. Çünkü nem bir yerin aşırı ısınıp aşırı soğumasını önler, sıcaklık farkını azaltır. Çölde nem olmadığı için sıcaklık farkı çok, gündüz aşırı ısınma, gecede aşırı soğuma vardır. Ve arkadaşlar bundan dolayı dünyanın en sıcak yeri ekvator değil, çöllerdir diyoruz. Diğer bir örnek, enlem sıcaklık ilişkisine ters düşen bir durum. Sibirya'nın kış mevsiminde kutuplar çevresinden daha soğuk olması yine enleme terstir. Dünyanın en büyük karasallık şirketi olan kıtası Asya. Asya içerisinde Sibirya bölgesi kışın aşırı soğumadan dolayı kutuplardan daha düşük sıcaklığa sahiptir diyoruz. Dünyanın şekli enlemin sıcaklık rüzgarındaki etkileri bunlardır. Bununla alakalı çıkan sorulara baktığımız zaman örnek bir, aşağıdaki şekilde Kuzey Yarımküre'de kalıcı karlar ve kar yağışların alt sınırları enleme göre verilmiştir demiş. Yalnızca şekildeki bilgilere bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi ulaşılamaz? A. 30. enlemden 70. enleme gittikçe kar yağışlı gün sayısı artmaktadır. Değerli arkadaşlar, yalnızca buradaki şekle bakarak burada kar yağış sınırı verilmiş ve kalıcı kar sınırı verilmiş. Kar yağışlı gün sayısının artmasıyla alakalı bir durum olmadığından diğer şıkları hiç okumadan cevap A şıkkı diyebiliriz. Örnek 2. Orman üst sınırının sıcaklığı yetersizliği ve yükselti belirler. Buna göre verilen numaralanmış yerlerin hangisinde orman üst sınırın daha yüksek olması beklenir? Değerli arkadaşlar, orman üst sınırı tekrar söylüyorum. Sıcaklığa bağlı olarak ormanın yetişebildiği en yüksek seviyedir. Dolayısıyla dünya üzerinde de verilenler içerisinde sıcaklığın en yüksek olduğu yerde orman üst sınırı daha fazladır. O zaman ekvatora yakın olan bir bölge bakıyorum. Yalnız 3 arkadaşlar cevabımız. Bir sonraki dersimizde yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak oluşan eksen eğikliği yıllık hareket konusundan devam edelim. Bugünlük bu kadar değerli arkadaşlar.